Ve milli ara dönüşünde Kayseri'de Trabzonspor 1-0 geri düştüğü maçta Kayseri Sporu 2-1 mağlup etti. Geriden geldi Bordo Maviller ve 8 maç sonunda 16 puana da gelmiş oldular Süper Lig'de. Kayseri Spor ise yine 8 maçta 12 puanda kaldı. Bu sonucun ardından hemen her iki takımın ilk 11'lerini ardından da oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan aslında hemen hemen hiç sürpriz olmayan zaten ilk 10 oyuncunun belli olduğu sadece Abdülkadir Ömür tercihinin farklı bir tercih olarak ilk 11 başladığı bir düzen. Dörtlü savunmanın önünde Siopi Samşik Bakasetas orta sahası. Sağda Abdülkadir solda Trezege ve en önde Maxi Gomez görev yaptı. Trabzonspor'da diğer tarafta Kayseri'de Çağdaş Hoca'dan yine ondan da beklenen bir net. 4-2-3-1 dörtlü savunmanın önünde Campanaro ve Cardozo ikilisi. Hemen önlerinde Mensah Garvanovic'in arkasında ve sağda Ramazan solda Mametiyem görev yaptı Kayseri Spor'da da. Şimdi abi önce kısaca Kayseri Spor'la ilgili şunu söylemek lazım. Çağdaş Hoca'yı bir nebze de olsun tebrik etmek lazım. Çünkü şöyle bir şey var. Fenerbahçe maçında ve diğer hani Fenerbahçe maçına dair şu ana kadar oynadığı bütün maçlarda Kayseri tamamen ben çıkarım kendi oyunumu oynarım topa sahip olurum tempoyu düşürür topla beraber tüm oyuna hükmetmeye çalışırım anlayışıyla sahaya çıkmıştı ve özellikle Kadıköy'de domine etmişti Fenerbahçe Kayseri Sporu. Yani hani orta sahi bile çok az geçmişti Kayseri Spor. Özellikle yarışan takımlara karşı hiç tercih etmemeniz gereken bir oyun. Abi elinizdeki malzeme düzeyinde bir oyun tercih etmeniz lazım. Nedir? Eğer karşınızdaki takımın kadrosu sizden daha iyiyse Süper Lig standartlarında biraz daha topu rakibe bırakırsınız. Geride karşılarsınız ve dribbling yapabilen ve geniş alanda patlayıcı oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkarsınız. Şimdi Ramazan geniş alanda topu taşıyabilir veya topsuz koşu atabilir geçişte. Mensah'ın zaten alameti harikası bu. Tiam'ın da yine öyle. İkisi de hem full hem driplingçi kaleye gidebilen, delebilen oyuncular. E, Gavran de iyi bir santrafor. Özellikle bir Anadolu takımı için gayet iyi bir profil abi. Arka taraftaki diğer 6 oyuncu biraz onuru ayırıyorum. Diğer 6 oyuncu ve bütün onlu yani kaleci hariç onlu blok halinde topu Trabzonspor'a bıraktı Kayseri Spor ve karşıladı. Topu aldığında ne yaptı? 1-2 toptan sonra topu ileriye boş koşu gösteren oyunculara doğru attılar. Yüksek ya da yerden fark etmez direkt topla çıkmaya çalıştılar veya Mensah'ın, Ramazan'ın, Tiam'ın driplingleriyle, Cardozo'nun driplingleriyle, Onur'un driplingleriyle Trabzonspor'un üstüne gitmeye çalışırlar. Bu abi Kayserispor'un elindeki kadro yapısı itibariyle Trabzonspor gibi bir kadroya karşı oynaması gereken ideal oyun. O yüzden Çağdaş Hoca'yı biraz olsun bu oyun takıntısından uzaklaşıp maça göre realist bir plan yaptığı için tebrik etmek lazım. Ya, yani, skoru koruyamazsınız. Orası ayrı. İnanılmaz bir bireysel hata var. Mesela ikinci golde Karol'ün yani felaket bir önlemesine pas. Hani gol geliyorum diye bağırdı orada zaten. Şimdi abi gelelim Trabzonspor'a. Trabzonspor'da Vakayeme hariç kadrodan herhangi bir şekilde eksilme olmadı majör olarak transfer döneminde. Ondan sonra da Dorukan ve Vișca gibi iki tane garanti katkı veren oyuncusunu kaybetti Trabzonspor. Bunlar bir takımı etkiler mi? Etkiler. Ama abi yeri doldu. Yani Maxi Gomez aldınız. Çok iyi bir santrafor. Olağanüstü komple bir santrafor ve inanılmaz da iyi niyetli oynuyor. Yani top bana gelmiyor. İşte yeterince topa sahip olamıyoruz. Yeterince baskın hücum oyunu oynayamıyoruz. Topla az buluşuyorum deyip küsmüyor maç içinde. Maxi Gomez. Hep oyunun içinde. Hep boğuşuyor, alıyor, veriyor, dönüyor. Bugün ikinci golde de gene asisti yaptı. Yani çok iyi bir santrafor abi Maxi Gomez. Türkiye Ligi standartlarında. Çok iyi bir komple 9 profili yani. Bakasetas, Hamşik, Siopis orta sahası zaten ideal bir orta sahaydı. Vakaymen'in yerine Trezegel'e doldurduğunuz ki o da Süper Lig standartlarında net kanıtlanmış bir kalitedir. E bundan bağımsız sol bek Eren Elmalı, sağ bek Larsen. Geçen sezon Trabzonspor'un en çok başı arayan yerler iki bek bir türlü oralara oyuncu bulamadı. Sakatlıklar, düzensizlik, kötü performans. Bir türlü o back rotasyonunu ikame edemiyorlardı. Merkez orta sahada Berat gidecekti. Doğucan aldınız. E bir 8.5 ya bir 8.5 lazım. Bir 10 lazım. Bir 8 bilmem ne. Abi Yusuf Yazıcı ve Enis Bardi'yi aldı Trabzonspor. E bir de ön tarafa bir tane daha ekstra oyuncu bulalım mı? Umut Bozok. Her bölgeye fazla fazla kaliteli fazla fazla Süper Lig için çok iş yapabilecek oyuncu geldi. Ve oyuncuların profilleri de tam Abdullah Avcı'nın istediği gibi pas oyununa yatkın, düşük tempolu topa sahip olma oyununa çok yatkın. Bir oyuncu grubu var Trabzonspor'da bir kadro var. O zaman artık Abdullah Hoca'dan da bir şey görelim abi biz. Yani bugün bu mesela Kayseri Spor takımı doğru bir oyun oynadı evet. Ama takım savunmasında çok büyük boşluklar var. Bugün sadece Trezegen'in kaçırdığı goller veya ikinci yarıda kaçan 2-3 tane net pozisyon var kale sahasında falan. E maç 4'e 5'e çok rahat gitmesi lazım bu maçın. Ama Trabzonspor şu maçı bile krize soktu abi. Bugün Hamşik özellikle çıkana kadar değil de ilk yarı diyelim. İlk yarı biraz sönüktü mesela biraz. Abi Trabzonspor'un bütün oyunu çöktü ya. Ya bu kadar fark eder mi Hamşik'in sahada biraz etkisiz biraz verimsiz kalması? Bütün oyun tamamen Bakasetas'ın şutla alabileceği bir sorumluluk veya Trezegen'in o gün gününde olup olmamasına kalıyor Hamşik iyi değilse. Ama Hamşik ise o zaman yanındakiler de iyi oynamaya başlıyor. Çünkü niye? Ne? Bence mükemmel bir transferdi. Enis Bardi gibi bir oyuncuyu daha devreye sokamadı Abdullah Hoca. Yusuf Yazıcı'yı daha hiç devreye sokamadı. Abdülkadir Ömür'den hiç istediğinizi alamıyorsunuz. Yani Doğucan'ı mesela orta sahada hiç kullanmıyor. Tabii ki oyuncuların bireysel performansları, oyuncuların bireysel antrenmanlarıyla, kendi yaşantılarıyla da alakalı profesyonel olarak. Ama abi hocanın da bir oyun içi düzene sokabilmesi lazım artık bu takım. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bu daha da daha nasıl bir kadro istiyorsunuz abi siz? Abdullah hocam. Bugün çok basit bir ön alan planı yapmış. Yani küçük bir ta taktiksel ekleme olarak Çağdaş Hoca. Siopis'in pas açılarını ve Siopis'e gelebilecek topların pas açılarını kapattı. Bu kadar. Mahvetti Trabzonspor. Biraz daha hamşik oyundan düştü. Mahvetti abi. Gavranovic, Bartra ve Vitorigo'nun topu Siopis'e sokmasını engelledi. Veya top Siopis'e geldiği zaman Mensah'ın, o gün ya da Mensah biraz geride kaldı diyelim burada. Gavranovic geldi geriye Siopis'in karşısına. Siopis civarına çevresine biraz baskı oturttular yerleşimi ve bitirdiler abi Trabzonspor'u. Abi burada yapsana artık bir an Siopis'i gö gönder öne çık desen. Çağır Hamşi'yi buraya. Hatta Bakasetas'ı da çağır. Bence yanlış ama Abdullah Hoca orta sahada kullanıyor. Öyle kullanıyorsan çağıracaksın geri. Siopis bir uzaklaşsın oradan. O rakibin senin zayıf tarafın olarak gördüğü, gördüğü siyopisi o baskıdan bir uzaklaştır abi. Hamşi çek geri. Bakasetası çek geri. Hamşi burada gezdi ilk yerde yani. O zaman ne oyuna bir katkısı var ne bir şey. Bakasetası az top geliyor. Siz çünkü buradan topu çıkaramıyorsunuz. Üstelik Mart Bartra gibi nefis bir top tekniğine sahip oyuncu var abi arkada. Itoribo da öyle topu fena kullanmıyor. Abdülkadir Ömür de merkez özellikli bir oyuncu. O zaman Trabzonspor'un acayip bozulduğunu gördük oyununun. Çok basit bir baskıyla bile. Ha, burada ikinci majör problem de şu. Yani hala o pas oyununu oturtamadı Abdullah Hoca elinde. Tam buna uygun malzemeler olmasına rağmen gerekirse amşik altı oynar. Siyopis öne gider. Top Trabzon'dayken. Bir, abi bir yolunu bulacaksınız. Gerekirse Doğucan'la başlayacaksınız. Artık bu kadrodan verim alacaksınız. Artık bu kadroya da şu lazım bu lazım denmez. En azından Kayseri maçı için bu denmez yani. İkinci majör problem de şu. Bekler ve önündeki kenar oyuncuları niyeyse uyumsuz kalıyor. Yani Abdülkadir Ömür Larsen felaket bir uyumsuzluk. İnanılmaz kötüler yani hiç alakası yok. İkisi birbirini tanımıyor gibi neredeyse. Abdülkadir içeri geliyor. Larsen böyle çok bindirecek sıfıra inecek bir bek değil. Larsen geliyor şurada kalıyor. Abdülkadir Ömür de çizgide değil burada konumlanıyor. Ve topu aldığı zaman da böyle yani birebir oynayan Vakayeme gibi Gezal gibi topu ayağında tutup bekini karşısına alıp silkeleyebilen bir oyuncu değil. Hani onu yaparsınız. Buradan Larsen'e bir bindirme fırsatı gelir. O da maçta birkaç defa da olsa bindirir. Onu da yapmıyor Abdülkadir. Acayip ikisi birbirine uyumsuz kalıyorlar. Bu tarafta da Trezege ile Eren Elmalı'nın aslında kağıt üstünde uyumlu olması gerekirken çünkü Trezege devamlı içerik kat ediyor. Trezege hiç pas vermiyor abi. Abi sen bu kadar da halı sahada mıyız ya? Biraz vedalaş abi topla artık. Çocuk gelmiş buradan 50-60 metre patlayarak gelmiş şuraya kadar artık çıkar abi ayağından topu bir yerde. Hala bir çekeyim bir daha çekeyim bir daha bir vurayım. Ben çevireyim topu ortaya. Ben vurayım hani göstereyim kendimi. Ya gösterirsin sen kendini. Sen buradan bindiren Eren'e doğru topları sok. Göstermiş olursun zaten abi kendini. İki kenarda birbirleriyle uyumsuz olması sebebiyle çalışmıyor bir de Trabzonspor'un. Öyle bir majör oyun problemi var derken 24'te Gavrano için golüyle 1-0 öne geçti. Kayseri Spor burada da Uğurcan artık kendine gelmesi gerekiyor. Yani takım Şimdi bak Gaziantep maçını son dakikada kazandınız. Bugün bu maçı son dakikada kazandınız sayılır. Yani son dakikalara doğru kazandınız. Geriden geldiniz. Artık Uğurcan'ın da bir şey yapması lazım. Geçen sezon Uğurcan takımı çok tuttu şampiyonluğa giderken evet. Ama şu anda takım Uğurcan'ı tutuyor. Yani Uğurcan'ın da bunu görüp toparlanması lazım. Öyle ben Avrupa'ya gidemedim falan diye iyi başlayamadıysa sezona bunu konuşup çözeceksiniz. Bu da hocanın işidir abi. Uğurcan'ın da böyle bir hakkı yok. Trabzon takımı tamam abi yani Trabzon kötü oynayabilir. Maç 0-0 devam ediyor. O nasıl bas abi? O nasıl bir topla çıkamamak? Yani artık yuh yani. Olacak iş değil yani. Ardından ilk yarı bir sıfır. Bitti tamamen. Kayseri Spor'un istediği şekilde gitti oyun. Vitorigo, Yopis ve Abdülkadir Ömür üçlüsünü kenara almak zorunda kaldı biraz daha Abdullah Hoca. Dansville, Yusuf ve Enis Bardi'yi oyuna atıp Hamşik'i geriye çekti. Bu tamamen artık topu da biraz daha biz domine edelim fikriyle yapılmış bir hamleydi. Kayseri Spor biraz daha geri ittirdiler ama oyun gene Kayseri Spor'un istediği gibi gidiyordu abi. Bunu da kabul etmek lazım. Ne zamana kadar? Bu arada 4 dakika sonra 68'de Gavranovic ile Ramazan'ı kenara aldı. Hoca, Çağdaş Hoca İlan ve Gökhan attı. Esas kilit değişiklik Hamşi'nin de çıkıp Umut Bozok'un girmesi. İşte bu Trabzonspor için ki Bardi ile Bakasetas'a falan kaldı ortası. Bu Trabzonspor için en kilit nokta. Abi Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisinin bir arada oynayabileceği bir düzen, bir kurgu, bir diziliş bulmak zorunda Trabzonspor. Bence ben Trezegge'yi sağ kenara atarım. Çünkü soldayken çok fazla sağına çekip şut, yani daha fazla kaleyi zorlamaya çalışıp pozisyonlar daha fazla mahvediyor. Sağ tarafta en azından biraz daha hazırlayıcı rolüne bürünebilir sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için. Umut Bozo da buradan Larin gibi, Cenk gibi yani eski zaman için. ikinci santrafor gibi kenardan devrilen ikinci santrafor gibi, forvet gibi oynatabilir. Ama tabi bu gene Abdullah Hoca'nın bileceği bir iş. Ayarlayacağı bir kurgu. 78'de penaltıdan Bakasetas 83'te felaket bir hata Karol'den. Umut Bozok bir anda çözdü maçı Trabzonspor ve Emrah Başsan'la Bertolacci hamleleri de son hamleleriydi. Çağdaş Hoca'nın yani oradan da pek bir şey çıkmadı desek yeridir herhalde Mustafa Pek demekte. De oyuna dahil olmuştu. Ardından ve son hamlede ve Trabzonspor için son hamlede Bakasetas Doğucan hamlesiydi ki bu da artık skor aldıktan sonra bir 10 dakikada uzadı maç zaten. Doğruydu. Abdullah Hoca adına Trabzonspor için mükemmel bir 3 puan. Hala bireysel oyuncu performanslarında bu kadar arıza olmasına rağmen, takımın oturmuş bir oyunu olmamasına rağmen o kadar iyi bir kadro var ki. O kadar çeşitli hem kulübe hem sağ içi hem oyun hem kalite çeşitliliği var ki abi. Bir şekilde oyuncu kalitesiyle bu maçı çözebiliyorsunuz. Ama bu bir yere kadar gider. Özellikle Uğurcan da hala forma girmemişken umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın abi.